Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Görüntüyü öncelikle ben izleyicilere açıklayayım. Bu kulağın karşıdan görünümü bir kesit olarak alınmış. Yani ikiye bölünmüş bir kulak gibi düşünelim. Şurası kulağın girişi, yani kulak kepçesi dediğimiz alan. Evet. Dış kulak yolu kanalı. Burada şurası kulak zarımız, burası orta kulak boşluğumuz. Bunlar da işitmeyi sağlayan kemikçik yapılar. Şimdi bizim dış kulak yolu iltihabı dediğimiz, özellikle kulak girişindeki altında yağ bezlerinin de olduğu yaklaşık 1-2 santimlik alanın iltihabıdır. Genelde dış kulak yolu iltihabında kulak zarında ve orta kulakta herhangi bir enfeksiyon veya problem görülmez. Bu dış kulak yolu iltihabı özellikle yaz aylarında çok daha sık görülür. Bunun da denizle ve havuzla bağlantısı vardır. Özellikle havuza giren kişilerde havuzun kloru ve enfekte suyun kulağa kaçması neticesinde çok sık görülür. Ciddi bir ağrıyla kendini gösterir. Evet. Kulak hassasiyeti beraberinde kişi kulağını dahi oynattığında veya kulağının önüne şu şekilde bastığında çok yoğun bir ağrı hisseder. Genellikle işitmesi normaldir. Duyma sorunu yaşamaz. Dediğim gibi daha çok yaz aylarında deniz havuza girilmese bile sık banyo alınması nedeniyle de görülür. Hastalara önerimiz bu tarz özellikle enfekte olduğu, temiz olduğunu düşünmedikleri sulara girmemeleri, kulaklarını belki havuza veya denize girerken bir koruyucu kulak tıkacıyla korumaları, enfekte olması durumunda da doktoruna başvurarak bunlar sistemik, yani ağızdan artı lokal, yani kulağa uygulanan damla tedavileriyle çok rahat bir şekilde hiçbir komplikasyona yol açmadan tedavi edilebilmektedir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.